Hoş geldiniz. Scratch programını görüp tanımaya çalışacağız. Bu bedava bir yazılım. Yazanlara teşekkürler. Nereden indirebileceğinizi de birazdan göstereceğim. Bu ne işe yarıyor? Programlama dili öğrenmeye gerek kalmadan karmaşık yazılımları basitçe yapmaya yarıyor. Herhangi bir dil öğrenmeye gerek kalmadan dedik. Çünkü şekillerin üzerinde ne anlama geldikleri yazıyor zaten. Gayet kolay olacak. Ve de programlama dillerine göre bir üstünlüğü var. Noktalı virgül koymayı hatırlamak, unutmak, köşeli parantez, kıvrık parantez, bunları yerleştirdim, unuttum, açtım, kapattım. Böyle sıkıntılar olmadan program yazabiliyoruz. Peki neden bunu kullanmak istedik? Bunu birazcık konuşalım. O da artık gençlerin sadece kullanıcı değil, biraz da üretici olmalarını sağlamak için, onlara bu konuda yardımcı olmak için. Basit örneklerle başlayacağız ama önce şunu söyleyeyim. Açıldığı zaman bu program İngilizce olarak geliyor. Bunu Türkçe yapmanın yolunu hemen göstereyim. Burada üstte bir dünya resmi var. Bu dünya resmine tıkladığınız zaman bir sürü dil seçeneği çıkıyor. Aşağıda bir yerde de işte burada Türkçe'yi görüyorsunuz. Buna dokunduğunuz zaman gördüğünüz gibi her şey Türkçe haline geliyor. Dışarıya bir şey yazdırmak herhangi bir dil öğrenildiği zaman yapılacak ilk iş. Biz de dışarıya bir şeyler yazdırarak en basit örnekle başlayacağız. Bu programda dışarıya bir şey yazdırmak, burada sağda gördüğünüz kediye bir şey söyletmek anlamına geliyor. Herhangi bir program yazacağımız zaman o da bu ortadaki boş alana yazılıyor. Yazma yöntemi de soldaki çeşitli resimleri sağa doğru taşımak. Buradaki resimlerin ne olduğunu da gene solda, yukarıda, hareket, görünüm, ses, kalem, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler isimli başlıklar belirliyorlar. Önce kontrola gidelim, kontrolla başlayalım. Programlar genelde bu gördüğünüz bayraklı resimle başlıyor. Üzerinde tıklandığında diye yazıyor. Bunu alıp ortaya doğru taşıyalım. Fareyle tıklayıp taşıdığınızda bu adam buraya gelir, bırakırsanız durur. Bu bayrak resmine tıklandığında yazdığınız programı başlatacak anlamına geliyor. Burada söz konusu olan bayrak da sağda, kedinin de üstünde, şurada duran yeşil bayrak. Komutlarını başlat. Yeşil bayrağımız bu. Dolayısıyla yeşil bayrak tıklandığında bir şey olsun istiyoruz. Ne olsun istiyoruz? Kedi bir şey söylesin. Kedinin herhangi bir şey söylemesi, aklımda doğru kaldıysa görünümle alakalı. Söyle, işte burada. Söyle komutu. Söyle, bir şey söyleyecek. Merhaba demesin. Merhaba demesini istemiyoruz. Onun yerine mesela bu programı nereden indirebilirsiniz? Onu ya söylesin. Bu programı bu adresten indirebiliyorsunuz. http://scratchcratch.mit.edu adresi. Bunu da ekranda 10 saniye kalacak şekilde söylesin. Bunu söyledikten sonra da program bitsin. Bitme nereden olacak? Yine kontrolden olacak. Kontrola tıkladığımda daha önce gördüğümüz şeyler geliyor. Resimler. Aşağı doğru kaydığımızda bitme ile alakalı bir şey bulacaksınız. Programı durdurun diyor. Şimdi bunu tutup çekeceğim ortaya doğru. Şimdi burada bir takım şeylere dikkat ettiniz herhalde. Gene de ben söyleyeyim. Bazı resimler aşağı doğru bir parça gösteriyorlar. Bazıları da aynı bu taşıdığımda olduğu gibi bir çukur sahibiler. Bu aynı Lego oynar gibi parçaları birleştirerek bir program yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bunun girintisini, bunun çıkıntısına getirmeye başladığınız zaman bunu birleştirebilirsin. Buna niyetleniyorsan bu olur manasında. Burada bu beyaz çizgiyi çıkarttım. Bunu buraya getirip bırakıyorum ve kendisi oturuyor zaten. Artık buna tıkladığında program başlayacak. Kedi ekrana bu sözleri yazacak. 10 saniye boyunca da sonra da program duracak. Şimdi bunun çalıştığını görelim. Bayrağa doğru geldim. Tıklıyorum bayrağa. İşte adresi yazdı. Umarım doğru yazdım. Evet, doğru yazdım.
bu adresten bu programı indirip Macintosh, Linux, Windows istediğiniz bilgisayara kurabilirsiniz. Şimdi yaptığımız programı saklamayı görelim. Burada dosya kısmına gidip tıklarsak menüde kaydedin diye bir seçenek var. Üstten üçüncü buna tıklıyoruz. Ve yazdığımız, şimdiye kadar yazdığımız programları gösteriyor. Bu aşağıya bir yere isim verebiliriz. Mesela yeni dosya adı diyor. İsim verelim. Ne yazalım? P1 diyelim. Program 1 anlamına. Ya da uzunca yazalım. Program ya da başına gidelim. İlk program diyelim. Karar veremedim bir türlü. İlk program. Tamam. Tamam diyoruz. Ve bunu kaydetmiş oluyor. Şimdi yeni bir program yazacaksak şayet yeni diyoruz. Ve böylece orta kısım temizleniyor. Eğer eskiden yazdığımız herhangi bir şeyi geriye çağırmak istiyorsak gene dosyaya tıklıyoruz. Aç seçeneğine tıklıyoruz. Üstten ikinci ve de ilk programı burada buluyoruz tekrar. Tamam dediğimizde okunuyor program. İşte yazdığımız ilk basit programı tekrar görüyoruz. Bayrağa tıkladığımızda tekrar aynı şekilde çalıştığını görüyoruz. Ve seviniyoruz. Şimdi bu sefer orta derece zorlukta bir iş yapmaya çalışacağız. Birden başlayarak belli bir sayıya kadar tam sayıların toplamını hesaplatmaya çalışalım. Programa başlarken her zaman olduğu gibi bayraklı resmi buraya getirerek başlıyoruz. Ondan sonra biraz düşünelim. Dedik ki sayıların toplamını hesap ettireceğiz. Demek ki benim bir takım değişkenlere ihtiyacım var. Aslında iki değişkene ihtiyacım var. Değişken düğmesine tıkladığımda soldaki pencere değişecek. Ben değişkene ihtiyacım var demiştim. Değişken oluşturun düğmesine bastığınızda değişkenin adını soruyor. İstediğim değişken toplam. Dolayısıyla buraya toplam yazacağım. Çünkü sayıların toplamına ihtiyacım var. Tamam dediğimde bu değişken tanımlanmış oluyor. Bu değişkenle ilgili yapabileceğim işlere dair resimler çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi sağdaki pencerenin üstünde de toplamın değeri yazılıyor. İkinci bir değişkene daha ihtiyacım var. Bu da saydığım sayıları listelemek için. Yine değişken oluşturun düğmesine tıklıyorum. Bu değişkenin adı da sayı olsun. Buna da tamam diyorum. Şimdi programa başladığımız zaman genelde ilk yapılan işler değişkenlerin ilk değerlerini vermektir. Bunları da burada gördüğünüz ilk resimle yapacağım. Bunu gene tıklayarak taşıyorum. Buraya getirdiğim zaman hemen yapışıyor. Sıfır yapmak istediğim şey toplam. Çünkü saymaya, toplamı saymaya sıfırdan başlayacağım. İkinci olarak sayıyı sağa doğru çekiyorum. Bunun ilk değerini ise bir yapacağım. Çünkü birden başlayarak sayıların toplamını saymak istiyorum. Bir yazıp Enter'a bastıktan sonra bir olduğunu gördüm. Bundan sonra yapacağım şey kontrolle alakalı. Kontrol düğmesine bastım. Burada bir tekrarlama söz konusu. Birden mesela 10'a kadar olan sayıların toplanması söz konusu. Dolayısıyla toplama işlemi 10 defa tekrarlanacak. Bu tekrarlamayla ilgili resmi buraya getirdim. Gördüğünüz gibi tekrarlama kısmı, tekrarlanan kısım aradaki boşluk. Bu boşluğa bir takım işlerin yazılması lazım. Bu da tabii değişkenlerle alakalı bir iş olacak. Değişecek olan şeylerle alakalı resim bu. Üstten ikinci. Bunu sağa doğru taşıyorum. Şimdi bunun da ne yazdığını anlayalım. Aşağı doğru küçük bir ok var. Buna tıkladığımızda değişkeni değiştirebiliyoruz. Sayıyla değil toplamla ilgileniyorum. O yüzden toplama tıklayacağım. Bir kadar değiştirin, kısaca bir arttırın demek. Ama ben bir kadar arttırmak istemiyorum. Her seferinde sayı kadar arttırmak istiyorum. Dolayısıyla biri istemiyorum burada. Onun için sol taraftan sayı resmini alıyorum. Taşıyorum. Buraya koyabileceğimi etrafına beyaz çizgi çekerek gösteriyor program. Sayıyı buraya bıraktığımda toplamı sayı kadar değiştireceğini söylüyor. Bundan sonra sayıyı da bir arttırmalıyım. Onun için gene ikinci resmi çekiyorum. Toplamın hemen altına yerleştiriyorum. Tekrarlama işleminin büyüdüğünü görüyorsunuz. Burada sayıyı bir kadar değiştirin, sayıyı bir arttırın anlamına geliyor.
bu tekrarlama işlemi bittikten sonra toplamın kedi tarafından söylenmesini istiyorum. Bunu da görünüm kısmında bulabilirim. Görünüme tıklıyorum. Resimler değişiyor. Söyle komutunu taşıyorum tekrar. 2 saniye değil, 9 saniye kalsın ekranda. Merhaba yerine de toplam değişkeninin değerini istediğim için tekrar değişkenler düğmesine basıyorum. Toplam değişkeninin resmini alıp merhaba yazan yere getirdiğimde bunu kabul edeceğini gösteriyor etrafını beyaza boyayarak. Bu tamam. 9 saniye boyunca toplamın ne olduğunu bana söyleyecek. Sonra programın bitmesini istiyorum. Bu da kontrol kısmında. Aşağı doğru kaydığımda bitiş komutlarını buluyorum. İşte programı durdurun yazıyor. Bunu da getirip yerine yerleştirdiğimde programım denemeye hazır. Aslında ilk 10 sayının toplamını formülden kendim de hesaplayabilirim programa ihtiyaç kalmadan. Fakat bunu 10 defa değil 1000 defa yaptığımızı düşünelim. Veyahut daha karmaşık bir işlemi 1000 defa yaptığımızı düşünelim. Her halükarda bilgisayarın hesaplayıp bana söylemesine ihtiyacım var. Yeşil bayrağı tıkladığımda ilk 10 sayının toplamını 55 olarak söylüyor. Formülü hatırlarsanız n kere n artı 1 bölü 2 idi. N yerine 10 koyarsam 10 kere 11 bölü 2, 10'u 2'ye böl 5, 55. Dolayısıyla sağlamasını da yapmış oldum. İlk programımı da, ilk uzunca programımı da yazmış oldum. Geçmiş olsun.